Merhabalar. Bugün sizlerle Light Up oyunu oynayacağız. Oyunun Türkçe karşılığı ışıkları aç. Linkini altta da paylaşacağım. Güzel bir site. Farklı oyunlar var. Onu da incelersiniz. Oradan diğer oyunlara da bakarsınız. Hem oradan oynadığınızda daha net anlayacaksınız. Oyunumuza gelecek olursak gördüğünüz gibi beyaz ve siyah alanlarımız var. 7'ye 7 olmak üzere dikey ve yatay. Bu siyah alanların üzerinde rakamlar var. Ve ışıklarımız var şu şekilde gördüğünüz gibi. Bu ışıklarımızı örneğin buradaki bir alanın yatay veya dikey olmak üzere etrafına ekleyebiliyoruz. Örneğin buraya bir ışık eklediğimiz zaman bir tane ışık ekleyebiliyoruz. Yani buraya bir tane daha ışık ekleyemiyoruz. Kural hatası oluyor. Ya da aynı hizada iki ışık ekleyemiyoruz. Bu hiç rakam olmayan bölgelere de soluna veya sağına ışık ekleyebiliyoruz. Çünkü bir rakam yok. Ama şu şekilde iki ışık aynı hizada ekleyemeyiz. Ve bu eklediğimiz bölümleri arkası ışık kaplanıyor. Yani beyaz alan artık ışık oluyor. Örneğin bakın şuraya ışık ekleyelim. Neden mi? Dikey ve yatay olarak gördüğünüz gibi tüm bölge ışık kaplanıyor. Ben linkini de paylaştığımda daha iyi anlayacaksınız zaten. Ben göstermek için bu şekilde arka planı renklendiriyorum. Daha sonra oyuna devam edecek olursak şuraya da bir eklersek şu bölge ışık kaplanmış oluyor. Gördüğünüz gibi şuraya kadar şöyle ve şu bölge kaplanıyor ışık. Gördüğünüz gibi adım adım gidelim. Örneğin burada 3 rakamı var. Buranın 3 tane ışık ekleyebiliyoruz demektir arkadaşlar. Örneğin buraya bir ışık ekledim. Buraya bir ışık ekledim ve buraya bir ışık ekledim. Şimdi adım adım gidelim. Bu eklediğim bölgelere ışık oluyor artık. Hani oyunda siz zaten oynadığınızda otomatikman arkası dediğim sitede ışıklanıyor. Şu şekilde sarı oluyor. Ve neresi? Bakın şuraya bir ışık eklemiştim ya. Yatay ve dikey olarak şu bölgede ışıklanıyor. Aynı zamanda buradaki bölge de ışıklanmış oluyor. Ve aynı zamanda bir de şu dikey olarak şu bölge ışıklanmış oluyor. Onu da hani hemen ekleyelim, göstereyim. Bu sıfır yazan bölgelere de arkadaşlar dikey veya yatay olarak kural bu da ışık ekleyemiyoruz. Şu şekilde. Sadece gördüğünüz gibi çapraz yani şu şekilde çapraz gelebilecek şekilde ışık ekliyoruz. Şimdi bu bakın bu bölge beyaz ve dikey olarak bu bölge beyaz. Ben ışığımı buraya ekleyebilirim. Burada tek dikkat etmem gereken kural karşısına dikey veya yatay olarak başka bir ışık ekleyemem. Şimdi buraya bu ışığı ekledikten sonra şu şekilde bu alanda gördüğünüz gibi artık ışık oluyor. Yani arkası sarı oluyor. Oyun aslında çok zevkli. Ben böyle sizin görmeniz için anlattığım için biraz sıkıcı gelebilir ama siz linkini verdiğim sitede bu oyunu oynarsanız çok keyifli ve kafa yorucu bir oyun. Ben çok sevdim oynarken. Şimdi şu beyaz bölgeler kaldı. Buraları da örneğin şuraya bir tane ışık eklersek bir kural hatası yok. Şu bölgede artık ışık eklemiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi şu kafa karışıklığını olmasın sizde. Şurada bir ışık var. Ben buraya bir ışık da. Ha, bu arada buraya bir ışık eklemiştik ya. Onu belirtmeyi unutmuşum. Aynı zamanda bakın şurası da artık bir tane ışık kaplı oluyor. Şu bölgede. Çünkü bu ışık buraya da buraya kadar geliyor. Bu ışık da şu bölgeyi kaplıyor. Onu belirtmeyi unutmuşum. Şöyle hemen arka plana. Artık bakın bir tek burası kaldı. Bunu da şu şekilde yapıyorsunuz. Şuraya da bir ışık eklediğimiz zaman olay bitiyor. Yani bu bölgede artık ışık oluyor. Hocam biz şuraya bir ışık koyduk. Bunun karşılığı bir. Böyle olur mu? Oluyor arkadaşlar. Şu şekilde olmuyor. Eğer böyle olsaydı örnek veriyorum hani bu kural hatası. Bu ışığın olması gereken yer burası. Bu şekilde gördüğünüz gibi tüm arka plan ışıklandırıldı. Evet, ben burada bir kural hatası yapmışım. Aslında bu ışık bu bölgede olması gerekiyor. Çünkü dikey olarak kesişemezdi.
Evet, bu oyun hani bu kadar. Biraz bu arka planını da renklendirmem gerektiği için uzun sürmüş ve karmaşık gelmiş olabilir. Ama siz web sayfasından bu oyunu oynadığınızda hani daha iyi anlayacaksınız. Orada renklendirmeler otomatik oluyor zaten. Ve hatalarınızı da gösteriyor yani. Ben elimden geldiğince sizlere farklı oyunlar anlatmaya, iletmeye çalışıyorum. Beni YouTube, Facebook ve Instagram sayfasından desteklerseniz ben mutlu olurum. Size daha hani farklı oyunlar elimden geldiğince de anlatmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Huzurlu kalın.